أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم Rahmeti bol olan Rabbimizin rahmetinin eseri ve kelam sıfatının tecellisi olarak tenezzül buyurup bize kendini tanıtma adına bizi kendisinden haberdar etme adına ya da bize kulluğumuzu hatırlatma adına inzal buyurduğu bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu dersimizde bu sureyi tanımaya çalışacağız. Kulluk kitabımızın 87. sırasında yer almış bir sure. Surenin adı Âlâ suresi. Eğer biz parayı düşündüğümüz kadar âlâyı düşünseydik, paranın peşine takıldığımız kadar âlânın peşine takılsaydık, inanın bugün bu vaziyette olmayacak. Sure Âlâ suresi Mekke'de nazil olmuştur. Rivayet edilir ki Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Vakıa suresinin son ayet-i kerimesi "Fesebbih ismi rabbikel azim" ayet-i kerimesi nazil olunca Allah'ın Resulü tüm namazlarının rükûsunda "Subhane rabbiyel azim, subhane rabbiyel azim" demeye başlamış ve daha sonra Âlâ suresi nazil olduğu zaman Âlâ suresinin ilk ayet-i kerimesi "Sebbih isme rabbikel a'la" ayet-i kerimesi nazil olunca da Allah'ın Resulü tüm namazlarının secdesinde "Subhan rabbiyel a'la, subhan rabbiyel a'la" demeye başlamıştır. Sureyi bir anlayabilsek, sureyi bir tanıyabilsek, surenin ayetleri içine bir nüfuz edebilsek inanın Rabbimiz bu suresinde hayatın tümünü, tevhidin tümünü, tesbihatın ve tahmidatın tümünü bu surede anlatıvermiş, işleyivermiş. Allah'ın Resulü cuma ve bayram günlerinde, cuma ve bayram namazlarında Gâşiye suresiyle beraber bu sureyi yani Âlâ suresini okurdu. Yine kainatın seyyidi vitir namazlarında yatmadan önce İhlas suresini, Kafirun suresini ve Âlâ suresini okurdu. Biz de tanıyacağız sureyi, biz de anlayacağız manasını, muhtevasını ve biz de bu sureyi yatmadan önce vitir namazlarımızda okuyacağız. İmanımızı yenileme adına, kulluğumuzu yenileme adına, tevhidimizi, teslimiyetimizi yenileme adına yatmadan önce bu sureyi okuyacağız ve bu tecditten sonra, bu yenilemeden sonra yatağımıza uzanıp "Allah'ım işte böylece canımı al" diyeceğiz. Bu iman üzere, bu tevhid üzere, bu teslimiyet üzere, bu ahd üzere canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Allah'ın Resulü vitir namazında Âlâ suresini okuduktan sonra tevhidini, kulluğunu, teslimiyetini yeniledikten sonra yatağının üstüne, iki dizinin üstünde oturur ve Allah'a şöyle dua ederdi. "Ya Rabbi, şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan sana söz veriyorum yarınım bugünümden hayırlı olacak." Dikkat ediyor musun? "Ya Rabbi, şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha canlı çıkarırsan, sağ salim çıkarırsan" Allah Allah.
bizim için garanti ya. Hiç düşünmüyoruz değil mi? Yarın mutlaka yaşayacağız. Sabahleyin mutlaka kalkacağız. Hiç ölümü, yarın öleceğimizi düşünmeyiz biz. Ama bakın Peygamberiniz, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam aynen öyle diyor. Ya Rabbi şu yatacağım ölüm uykusundan beni sabaha sağ salim çıkarırsan, canlı çıkarırsan sana söz veriyorum, yarınım bugünümden iyi olacak. İşte biz de Ala suresini okuyacağız. O şekilde yatağımıza uzanacağız. Böylece canımızı al Allah'ım diyeceğiz. Eğer Allah yarıntası gün bizi bir daha kaldırmış, canımızı almamışsa o zaman bir daha, bir daha, bir daha sürekli devam edeceğiz. Sure şöyle başlıyor. Sebbihisme rabbikel ala. Peygamberim Rabbin en yüce ismini tazim et. Yücel, yükle ki ellezî halaka fesevva. O yarattı, düzenledi de. Yaratan da odur, düzenleyen de odur. İşte birinci bölüm böyle. Tesbih kelimesi Allah'ı tam ve mükemmel kabul etmek. Yani Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmek. Allah'a Allah'ın sıfatlarıyla birlikte inanmaktır. Tesbih Allah'ı mükemmel kabul etmek. Allah'ı mübarek kabul etmektir. Allah'ı kendi sıfatlarıyla beraber kabul etmek. Yani Allah'a ait olarak bildiğimiz sıfatların tümünü Allah'la beraber kabul etmek. İşte bu tesbihtir. Değilse işte elimize tesbihi aldık, bir köşeye çekildik, şöyle insanlardan uzak bir kenara çekildik, Allah, 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 Allah dedik. Bu tesbih değildir. Eğer biz Allah'ı sadece Allah ismiyle tesbih edeceksek, o zaman bunun başına ya da sonuna bir şeyler eklemek zorundayız. Yani bir şeyler isteme adına bunu demeliyiz. En güzel tesbih, Subhan Rabbiyel Ala ve Subhan Rabbiyel Azim demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim mahza Cenab-ı Hakk'ın ala ve azim olduğunu anlatmak için gelmiştir. Demek ki tesbih Allah'ı Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, En'am'da Allah kendisini bize nasıl haber verdiyse, hangi sıfatlarla kendisini bize muttasıf olarak anlattıysa o şekilde Allah'ı kabul etmek, o şekilde Allah'a inanmak ya da tesbih Allah'ın sıfatlarını tam kabul etmektir. Ya da sıfatları konusunda Allah'ı tam kabul etmektir. Mesela Allah Razzak'tır. Allah rızık verir. Allah'ın bir sıfatı var ki o da Razzak'tır. Rızık verir. Ve Allah rızık verme konusunda tamdır. Eksiksizdir, kusursuzdur. İşte Allah'ı bu şekilde kabul tesbihtir. Ama rızık konusunda Allah'ı eksik kabul edip yerde bir takım Razzaklar arama, Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine gitme, işte bu şirktir Allah korusun. Mesela Allah alimdir. Allah her şeyi bilmektedir ve Allah'ın bilgisi tamdır. Ama eğer bu konuda Allah'ı eksik kabul edersek, yani bilme konusunda, ilim konusunda Allah'ı eksik kabul edersek, yerde bir takım biliciler ararsak, gayb bilicileri ararsak ve Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek, Allah korusun işte bu şirktir. Mesela Allah Rab'dır. Allah kanun koyandır. Allah kullarının günlük hayat programını çizendir, tespit edendir. Kulları adına kanun vaz etme hakkına sahip olandır. Allah'ı bu konuda eksik kabul eder de yerde bir takım program yapıcılar, kanun koyucular aramaya kalkarsak ya da kabullenirsek Allah'ın bu eksikliğini yerdekilerle giderme cihetine, tamamlama cihetine gidersek işte Allah korusun bu şirktir. Bakın ilk ayet-i kerimesinde Rabbimiz Sebbihisme rabbikel ala buyuruyor. Peygamberim Allah'ın adını, Rabbin en yüce adını tesbih et, tazim et, büyükle. Allah'ın adının münezzeh oluşu, Allah'ın adının mükerrem oluşu, zatının münezzeh oluşundan, zatının mükerrem oluşundandır. Çünkü Allah ismiyle müsemmadır. Hani bu ayet-i kerimede Rabbin zatını tesbih et denmiyor da adını tesbih et deniyor ya, Allah'ın adının mükerrem oluşu, Allah'ın adının mübarek oluşu, zatının mükerrem oluşundan, zatının mübarek oluşu. Zira Allah ismiyle müsemmadır. Fakat Allah'ın dışındakiler için böyle bir şey düşünemeyiz. Mesela şimdi demokrasi anlayışında cumhurbaşkanı deyince ya da cumhurbaşkanlığı deyince nasıl bir saygınlık akla gelir ya,
Fakat bu saygınlık Cumhurbaşkanı'nın zatından kaynaklanan bir saygınlık değildir. O makama kim gelir oturursa otursun, o makam yine saygınlığını devam ettirir. Fakat Allah için böyle bir şey düşünemeyiz. Yani Allah'ın adının mükerrem oluşu, mübarek oluşu, zatının mübarek oluşundandır, zatının mükerrem oluşundandır. Ya da bir çocuk babasına itaat etmek zorundadır. Çocuğun babasına itaati, babasının iyi bir Müslüman oluşundan, müttaki bir insan oluşundan, mübarek bir insan oluşundan değildir. Neden? Onun babası oluşundan ötürü çocuk ona itaat etmek zorundadır. Ya da bir kadının Allah'ın ve peygamberin isteklerine ters düşmeyecek biçimde kocasının isteklerine itaat etmek zorundadır ya kadın. İşte kadının bu itaati kocasının ruçhaniyetinden, üstünlüğünden, iyi bir Müslüman oluşundan değil, onun nikahı altında oluşundandır. İşte baba, evlat, karı, koca bunların isminin mübarek oluşu zatlarının mübarek oluşundan değildir. Fakat Allah'ın adının mübarek oluşu, Allah'ın isminin mükerrem oluşu, Allah'ın zatının mübarek oluşundan, Allah'ın zatının mükerrem oluşundandır. Hepimiz köleyiz. Ama en yücenin kölesi olmak başkadır tabii. Herkes köle. Kimisi kadının kölesi, kimisi toplumun kölesi, kimisi zevklerinin kölesi, kimisi modanın kölesi, kimisi paranın kölesi, kimisi makamın kölesi, kimisi bordronun kölesi, kimisi ağanın, patronun kölesi. Herkes bir şeylerin kölesi. Ve herkes neyin kölesi ise onu tesbih ediyor ya, onu gündemde tutma adına çırpınıyor ya, onu virdi zeban yapıyor ya, onu dilinde sürekli gündemde tutuyor ya, eğer biz de Allah'ın kölesi isek, biz de Allah'ı yüceltmek zorundayız. Biz de Allah'ı gündemde tutma adına Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini gündemde tutma adına sürekli onu tesbih edeceğiz. Onu gündemde tutacağız. Onu anacağız. Onu yücelteceğiz. Onu tesbih ve tazim edeceğiz. İşte birinci ayet-i kerime böyle. Sebbihisme rabbikel ala. Peygamberim, Rabbin en yüce adını tesbih et, tazim et. Bakın, tesbih etmemiz gereken, tazim etmemiz, büyüklememiz gereken Rabbimizin birinci sıfatını şöyle anlatır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى. O Allah ki yarattı ve düzenledi. Yaratan da O'dur, yarattığına düzen veren de O'dur. Yaratık adına aklınıza ne geliyorsa hepsini yaratan Allah'tır. Yarattığı bütün mahlukatı düzenleyen yine Allah'tır. Mesela Allah karıncayı yarattı. Karıncanın hayatını düzenledi Allah. Karıncaya bir aile düzeni verdi Allah. Sonra balığı yarattı. Balık için de bir düzen çizdi Allah. Balığa dedi ki, senin vücudunu suda yaşayacak şekilde yarattım. Solunum organlarını buna müsait yarattım. Sen suda yaşayacaksın dedi. Onun için de bir düzen tespit etti Allah. Geyik için özel bir vücut yarattı Mevla. Balinaya verdiği vücutu ayıya vermedi Allah. Eğer balinaya verdiği vücutu ayıya verseydi ya da kuşun uçuculuğunu Allah ayıya verseydi, ayı da uçsaydı ya da kediler de uçsaydı tüm kuşların işi bitikti. Her şeyi mükemmel yarattı Allah. Yeryüzünde yaratık adına ne aklınıza geliyorsa hepsini yaratan, onlara düzen veren Allah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى. O yarattı, düzenledi de وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. O takdir etti ve yarattığı bütün varlıkların fonksiyonunu gösterdi. Yolunu gösterdi. Yani yarattığı varlığı Allah o biçimde bırakmadı, yarattığı halde bırakmadı da aynı zamanda hidayet etti. Hem yaratıcıdır Allah hem de hadidir, hidayet edici. Yani bütün varlıklara fonksiyonunu gösteren Allah'tır. Yarattığı bütün varlıklara ne iş yapacağını gösteren, emreden, takdir eden yine Cenab-ı Hak. Mesela bakın, çocuk doğar doğmaz süt emeceği, memeyi bilmektedir. Çocuk doğar doğmaz ağlamasını, gülmesini bilmektedir. Kimden öğrendi bu? Allah öğretti. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Allah öğretti. Hayvan yavrusu doğduktan birkaç dakika sonra anasının memesine uzanıp emmeyi bilmektedir. Kim öğretti ona bunu? İşte Allah öğretti. Yarattı ve düzenledi Allah. Her şeyi güzel yarattı. Bakın, şu bize verdiği iki gözü Allah ölçüp biçip de vermeseydi, eğer iki gözle iki görmeye kalksaydık, sürekli kaza yapardık.
Ya da Allah gözümüzün birini alnımızda, öbürünü de ayağımızın altında yarasaydı, ne olurdu bizim halimiz? Hiç düşündünüz mü? Ölçüp biçip veren Cenab-ı Hak'tır. Dilimizi alnımızda, dudaklarımızı da ayaklarımızın altında ya da belimizde yarasaydı Allah, ne yapardık, nasıl yaşardık? Yaşamamıza imkan ve ihtimal olmazdı. Her şey ölçmüş, biçmiş ve o şekilde vermiştir Allah. Tat alma duygusunu ağzımızın ucunda vermiş, dilimizin ucunda vermiş. Zehiri zamanında fark ediyor ve tutuyor. Eğer şu tat alma duygusunu karnımızın içinde verseydi Allah, zehiri tuttuktan çok sonra haberimiz olacaktı ki, iş işten geçmiş olacaktı. Havamızın içinde %21 oranında oksijeni ölçülü biçimde yaratan Cenab-ı Hak. Eğer havanın içindeki oksijen %21 oranında değil de %50 oranında olsaydı, dünyanın neresinde olursanız olun, bir kibrit çaktığınız anda bütün kainat cayır cayır yanar giderdi. Neden? Çünkü oksijen yanıcı gazdır. Eğer havanın içindeki oksijen %21 değil de %5 ya da 10 olsaydı, o zaman sırtınızda bir tane oksijen tüpüyle gezmek zorunda kalacaktınız. Ya da bir yerlerden oksijen ithal etmek zorunda kalacaktınız. Bu ölçüyü yaratan da Cenab-ı Hak. Kesici dişleri ağzımızın ön kısmına koyan, öğütücü kalın dişleri ağzımızın arka kısmına koyan Cenab-ı Hak. Eğer böyle olmasaydı, tam zıttı, tersi olsaydı, o zaman ağzımıza aldığımız şeyi kesebilmek için ta arkaya uzatmak zorundaydık. Ağzımıza aldığımız şeyi eritirken, yemeye çalışırken de ağzımızın önünde yiyecektik, eritecektik ve dökülecekti. Çok çirkin bir manzara arz edecekti. Bu ölçüyü veren Cenab-ı Hak'tır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Yeryüzünde şu şöyle olsaydı daha güzel olurdu diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Hani adamın birisi bu düzeni beğenmemiş, kendi kendine demiş ki, yahu keşke tuttuğum her şey altın olsaydı demiş. Eve gelmiş, adamın canı su istemiş, suya el atmış altın. Ekmek canı istemiş, ekmeğe el atmış altın. Düzen çizen Cenab-ı Hak'tır ve çizdiği düzen en güzel düzendir. Karıncadan bile zerrelerden kürelere yeryüzündeki bütün varlıklar için bir düzen çizen Cenab-ı Hak, bir kanun koyan Cenab-ı Hak. Acaba insanı yarattı da öyle başıboş bırakıverdi mi zannediyorsun? İnsan için de böyle bir düzen çizmedi mi Allah? İnsan için de böyle bir program tespit etmedi mi Allah? Elbette insan için de böyle bir kanun çizdi Allah, ama insan irade sahibi olduğu için bazen Allah'a kafa tutuyor, yan çiziyor. İsyan etme iradesine, hürriyetine sahip olduğu için. Cenab-ı Hak güneş için bir kanun tespit etmiş. Demiş ki güneşe, şöylece döneceksin demiş. Güneş Allah'a isyan etmeden o şekilde dönmektedir. Ay içinde bir yörünge çizmiştir Allah. Demiştir ki sen bu yörüngede döneceksin. İnsan için de böyle bir yörünge tespit et. Yataktan yatağa. Diyor ki Allah, geleceksin, yatağa yatacaksın, uyuyacaksın. Sonra kalkacaksın, namaz kılacaksın. Sonra zikirle, Kur'an'la meşgul olacaksın. Sonra hadisle, sünnetle ilgileneceksin. Sonra çoluk çocuğuna İslam anlatacaksın. Tebliğ ve talimde bulunacaksın. Sonra çevrene Allah'ın mesajını ulaştıracaksın. Sonra öğle namazı kılacaksın, sonra ikindiyi kılacaksın, sonra akşamı, sonra yatsıyı kılacaksın ve sonra tekrar gelip yatağa yatacaksın diye işte böyle yataktan yatağa insan içinde Allah yörünge çizmiştir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. Bir de o Allah diler bitirdi, mer'a bitirdi, ağaçlar bitirdi, çayırlar, çiçekler, çemenler bitirdi. Bakın Mevla zorlarla bize din anlatmıyor. Felsefi, yani insan hafsalasının, insan aklının, mantığının alamayacağı zorlarla Allah bize din anlatmıyor. Görünenden, bilinenden, gördüklerimizden, bildiklerimizden dikkat çekerek meralardan, çiçeklerden, çayırlardan, çemenlerden, otlardan, ağaçlardan, bitkilerden misal vererek Allah bize din anlatıyor. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى. O Allah mer'ayı da yarattı. Ama فَجَعَلَهُ غُفَاءً اَحْوَى. Öyle bir devir gelir ki, öyle bir zaman gelir ki, o çayırlar, çemenler, bitkiler, ağaçlar kurumuştur, kararmıştır, solmuştur ve yakıt hale gelmiştir, yakacak hale gelmiştir. Düşünün, dipdiri, taptaze bedenler, gencecik, gepegencecik kurtlar. Allah'a kulluğa kanalize edilseydi, çivi diye çaksanız yere geçecek kadar sıhhat dolu vücutlar.
ya da Allah'a kulluğa kanalize edildiği zaman mermeri eritecek kadar sıfat dolu gencecik, yepe gencecik kutular. Düşünün, gün gelecek kararma başlayacak, solma başlayacak, geriye doğru bir sayma başlayacak ve Allah korusun pek çoğu yarının yakıtı olacaktır. Cehennem için ateş olacaktır, yakıt haline gelecektir, yakacak haline gelecektir. İşte bu ayet-i kerime de bunu anlatır. Elmalı merhum, efendim bu ayet-i kerime bize taş kömürünü anlatır diye uzun uzun izahlarda bulunur. Uzun uzun açıklamalarda bulunur. Vallahi ve billahi arkadaşlar, taş kömürü de olmayabilir, kok kömürü de olmayabilir, maden kömürü de olmayabilir, ılgın kömürü de olmayabilir. Esasen bu ayet-i kerimenin bize anlatmak istediği maksat şudur. Bu ayet-i kerimeden anlamamız gereken nokta şudur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Veren de O'dur, alan da O'dur. Az veren de O'dur, çok veren de O'dur. Vermeyip mahrum eden de O'dur, bol verip hesap sormadan, sorulmadan alan da O'dur. Hayatın kaynağı Allah'tır. Eğer bugün gözümüz görüyor, aklımız eriyorsa, eğer bugün aklımız başımızdaysa, elimiz tutuyor, ayağımız yürüyorsa, bilesiniz ki bütün bunları bize Allah verdi. Bütün bunlar Allah'tandır. Dün çocuktuk, güçsüzdük, zayıftık. Bugün büyüdük. Güç kuvvet sahibi olduk. Çoluk çocuk sahibi olduk, ev bak sahibi olduk. Eğer bütün bunlar bizden olsaydı, Allah'tan olmasaydı, yaşlandıkça daha çok güçlenmeli, daha çok kuvvetlenmeli değil miydik? Halbuki ihtiyarlayınca, yaşlanınca bütün bunları kaybediyoruz. Geriye sayma başlıyor. Tıpkı ağaçlar gibi, tıpkı bitkiler gibi kuruma, solma başlıyor. Ve Allah korusun, yarın kimi insanlar cehennemin yakıtı olacaktır. Hani bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz öyle buyuruyordu. Ya eyyühellezine amanu, ku enfusekum ve ehlikum naran ve kuduhen nasu vel hecara. Ey insanlar, nefislerinizi ve ehlinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu cehennem ateşinden koruyun ki o ateşin yakıtı taşlar ve insanlardır diyordu ya Allah. Yarın Allah korusun, yepe gencecik pek çok vücutlar sararacak ve solacak ve yarın cehennemin tutturuğu haline gelecek, cehennemin yakıtı haline gelecek. Öyleyse aklınızı başınıza alın, zamanınızı Allah yolunda harcayın, bedeninizi Allah yolunda harcayın, gözünüzü Allah yolunda harcayın, ilminizi, aklınızı, irfanınızı, anlayışınızı Allah yolunda harcayın, Allah yolunda tüm hayatınızı ifna edin ki yarın cehennemin yakıtı haline gelmeyin. İşte bu ayet-i kerimesinde Rabbimizin bize anlatmak istediği husus budur. Sonra buyurur ki Rabbimiz, senukri'uke fela tensa. Peygamberim, biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Ayetin manası aynen böyle. Biz sana okutacağız ve sen asla unutmayacaksın. Zaman zaman Cenab-ı Hak peygamberimize vahyi sunarken, peygamberimiz vahyin atmosferine bazen giremezdi de ya da aman şu ayeti unutmayayım diye, aman ayetleri ezberde tutayım diye belki unuturum endişesiyle henüz kendisine vahiy tamamlanmadan süratlice ayetleri tekrar etme cihetine giderdi. Cenab-ı Hak buyurdu ki, senukri'uke. Peygamberim sen endişe etme. Biz sana okutacağız, biz sana öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın. Bu ayet-i kerime bize şunu anlatır. Bizim Kur'an eğitimine teslim olmamız gerektiği anlatılır bu ayet-i kerimede. Yani Kur'an'ın tümüne, tümünün muhtevasına, Kur'an atmosferine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. Parça parça Kur'an'ı anlamak, parça parça Kur'an'ı telakki edip hayatımıza aktarmaktan ziyade bir bütün olarak Kur'an atmosferine girmemiz, Kur'an'ın muhtevasına, Kur'an'ın bütününün eğitimine kendimizi teslim etmemiz gerektiği anlatılır. Şimdi bizim yaptığımız gibi peygamberimiz sahabiye, geçen hafta ne anlattım söyleyin bakayım, geçenlerde ne ezberletmiştim, ne yazdırmıştım söyleyin bakayım diye peygamberimiz sahabe-i kiramı böyle imtihan etmedi. Sahabi böyle yetişmedi. Sahabi Kur'an'ın bütününe kendisini teslim etti ve zamanla yetişti sahabi. Sahabi hayatın içinde imtihan oldu. Sahabi Bedir'le imtihan oldu, sahabi Uhud'la imtihan oldu. İşte bu ayet-i kerime bize Kur'an eğitimine kendinizi teslim edin, onu parça parça almaktan ziyade onun bütününe talip olun demektedir. Zaman zaman peygamberimize aynı ikazların yapıldığını görüyoruz. Mesela
Kur'an'ın başka bir yerinde, başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurdu. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi inna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Peygamberim, sana vahiy gelirken vahiy tamamlanmadan acele edip dilini hareket ettirme. Aman şu ayetleri unutmayayım diye acele edip okumaya çalışma. İnna aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Vahyi kalbinde cem etmek, senin kalbine yerleştirmek ve bir de onu okutmak bize aittir. O bizim işimizdir. Biz sana okutacağız, sen asla unutmayacaksın. Bunun bir ikinci manası da şudur. Peygamberim, biz sana Kur'an'ı öğreteceğiz ve sen onu hiçbir zaman unutmamalısın. Onu hayatında icra etmelisin. Kur'an'dan aldığın mesajı hayatına aktarmalısın ve onun mucibince amel etmelisin. Şimdi bakın, ben ikinizden bir kardeşime desem ki, unutma ha, yarın sabahleyin sabah namazını kıldığın caminin imamına varacaksın. Diyeceksin ki, hocam bana Asr suresini bir anlat diyeceksin. O sana Asr suresini anlatacak ve sen de dinleyeceksin ve mucibince amel edeceksin desem. Bunun mucibince amel et. Bunun gereğini yerine getir demektir. Sakın ihmal etme demek. İşte Allah da bu ayet kerimesinde şöyle diyor. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى Peygamberim, biz sana öğreteceğiz, okutacağız ve sen asla unutmamalısın. Onun mucibince amel etmelisin, onu yerine getirmelisin demektir. Öyleyse biz İslam'ı Kur'an'dan öğreneceğiz ve sonra unutmayacağız, onu hayatımıza aktarmaya çalışacağız. Sonra dedi ki Rabbimiz, اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ Peygamberim, biz sana okutacağız, öğreteceğiz ve sen asla unutmayacaksın ama bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Sakın ha unutmamayın, kendi elinde olduğunu zannetme. Bilesin ki unutmaman da bizim elimizdedir. Zaman zaman insan olarak peygamberimizin unuttuğu olmuştu. Mesela cemaatle Allah'ın Resulü önde imam bir namaz kıldırdı cemaate, ashab-ı kirama. Bir sure-i şerife okudu. Ve bir ayet-i kerimeyi unutarak atladı peygamberimiz. Arkasında namaz kılan Übey bin Ka'b, sahabeden Übey bin Ka'b dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bu ayet yoksa nesk mi oldu, kaldırıldı mı diye sordu. Allah'ın Resulü öyle mi dedi, atladım mı dedi ve sonunda dedi ki unutturuldum dedi Allah'ın Resulü. Bu talip için. Yani Allah'ın Resulü'nün biz biliyoruz ki gözleri uyur fakat kalbi uyumaz. Bu unutması gafletinden dolayı değil. Çünkü peygamberimizin gözleri uyur fakat kalbi ebediyen uyanıktı. Peygamberimizin kalbi asla uyumaz. Allah unutturdu. Ne için unutturdu? Hüküm konması için, talim için. Yani kıyamete kadar namazda unutarak bir ayeti atlayan bir Müslümanın ne yapması lazım? Ne etmesi lazım? Bunu öğretme adına, talim etme adına Allah onu o anda ona unutturuverdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü bir seferden dönüşünde çok yorulmuşlardı. Gece geç saatte bir yerde konakladılar. Bütün sahabe-i kiram yattı. Allah'ın Resulü yatmak istemedi sabah namazı için. Hazreti Bilal geldi dedi ki ya Resulallah sen de uyu. Ben nöbet beklerim. Baktı ki güneş çoktan doğmuştu. Tüm sahabenin namazı geçmişti. Sabah namazı geçmişti. Allah'ın Resulü Hazreti Bilal'a hitap etti. Niye böyle yaptın ey Bilal? Hazreti Bilal kıpkırmızı kesildi. Ve sahabe-i kiram Allah Resulü namazı kaza ettiler. Allah uyuttu peygamberini. Niye? Talim için. Kıyamete kadar uyuyarak namazı geçiren Müslümanlar ne yapması lazım? Bu konuda hüküm konması için, hükmün vaz edilmesi için Allah peygamberini uyutuverdi. Yine bir defasında Allah'ın Resulü 4 rekatlı bir namaz kıldırırken 2 rekatın sonunda selam verdi. Unuttu Allah'ın Resulü. Arkasından bir sahabe ikaz etti. Ya Resulallah yoksa namaz mı kısaldı? Niye böyle yaptın dedi. Allah Resulü unutturuldum dedi. Yani zaman zaman Allah Resulü'nün hayatında insan olmasından ötürü unutmalar vaki oluyordu. İşte Allah dedi ki İlla maşaallah. Bilesin ki ey peygamberin unutmaman da Allah'ın elindedir. Sonra buyurdu ki Rabbimiz İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. O Allah gizliyi de cehri de aşikarı da bilendir. Ne isteyeceğini, ne emredeceğini, hangi ayeti göndereceğini, hangi şeyi emredeceğini, neyi yasaklayacağını bilendir o Allah. Mesele konunun Allah'a ircağıdır. Şöyle diyeyim bakın. Sabahleyin kalktınız. Elinizdeki Kur'an'ın yarısını siliverse Allah. Siler mi siler?
Yani elinizdeki Kur'an'ın ayetlerinin yarısını siliverse Allah. 6666 ayetten 3333 ayet-i kerimeyi Allah siliverse. Yarısını silse Allah. Peki haberiniz olur mu bundan? Şimdi haberimiz yok ki o zaman olsa, değil mi? Cebindeki paranın miktarını bilmeyen bir adam, cebindeki paradan habersiz olan bir adam, o para eksildiği zaman nereden haberi olsun ki o adamın? Ya da bir başkasının cebindeki parayı bilmeyen bir adam, onun cebindeki para eksilince haberdar olur mu bu adam? Olmaz. Eğer biz bu kitaba bizim kitabımız gözüyle bakmıyorsak, başkalarının kitabı gözüyle bakıyorsak, o zaman Allah sabahleyin kalktığımızda şu kitabın ayetlerinin yarısını siliverse hiç haberimiz olmayacak. Tıpkı başkasının cebindeki paranın eksiğinden bir başkasının haberdar olmadığı gibi. Bu kitaba kendi kitabımız gözüyle bakmıyorsak, kendi cebimiz gözüyle bakmıyorsak, bilmiyorsak, şu anda tanımıyorsak, zaten birileri her gün Allah'ın ayetlerini siliyor ama hiç haberimiz olmuyor. Ancak o kitaba benim kitabım gözüyle bakanlar feryat etmeye başlıyor, bağırmaya başlıyor. Aman Allah'ın ayetlerini siliyorlar, aman Allah'ın ahkamını ilga etmeye kalkıyor zalimler diye bağırmaya başlıyor. Biz ancak o zaman tanıyoruz, o zaman hatırlıyoruz. Sonra dedi ki bakın Rabbimiz, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Peygamberim biz seni kolaya kolaylayacağız. Biz seni kolay bir hayata kolaylayacağız. Kolaya kolaylayacağız. Peygamberimizin hayatı peygamberliğinden sonra öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değildir. Namazı kolaydı, orucu kolaydı, abdesti kolaydı, haccı kolaydı, tesettürü kolaydı, zekatı kolaydı, infakı kolaydı. Ya da Allah'ın Resulü bütün bunları kolay bilmişti, kolay kabullenmişti. Bakın Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimeye intikal ediyoruz. Rabbimiz bir ayet-i kerimesinde buyuruyorlar ki, فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi hidayete ulaştırmak isterse, kimi hidayette bırakmak isterse, Allah onun kalbini, sadrını İslam'a açıverir, genişletiverir. Yani İslam'ı o kişiye kolay getiriverir. Ama dilelim ki bu bizim irademize bağlıdır. Yani biz isteyeceğiz hidayeti, Allah da bizi hidayette bırakacak. Yani bu şu demektir. Kul hidayette kalmayı diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse, onun kalbini Allah İslam'a açıverir, İslam'ı ona kolaylaştırıverir. Bilelim ki Allah bizim için hidayetten razıdır, kulluktan razıdır, İslam'dan razıdır, tevhidden razıdır ve teslimiyetten razıdır. Allah bizim için küfürden, inkardan, isyandan, şirkten ve dalaletten razı değildir. Ama her ikisini de yaratan Allah'tır. Kul dilediği müddetçe hidayeti de, dalaleti de yaratan Allah'tır. Çünkü her şey Cenab-ı Hakk'ın tekvin sıfatına racidir. Önce kul mu ister yoksa Allah mı ister? Bunun münakaşasına girmeden diyelim ki Allah şartları hazırlıyor, bütün şartları hazırlıyor ve sonra hidayeti karşımıza sunuyor, biz de talep ediyoruz. Mesela farz edin ki bir adamı 10 gün aç bırakıyorsunuz, açlık adamın iliklerine kadar işliyor, sonra adamın karşısına geçiyorsunuz, yemeklerin lezzetinden bahsediyorsunuz, en güzel yemek çeşitlerinden bahsediyorsunuz, adamın iştahını kabarttıktan sonra önüne bir sofra getirip koyuyorsunuz. Buyur, istersen ye, istersen yeme. Allah da böyle yapıyor. Bizi hidayete muhtaç yaratıyor, mayamızı hidayetle yoğuruyor, hidayeti seçecek biçimde yaratıyor. Sonra Cenab-ı Hak hidayeti karşımıza çıkarıyor. Buyurun, isterseniz dileyin, isterseniz dilemeyin. İsterseniz hidayeti isteyin, isterseniz istemeyin diyor Allah. Bu tıpkı buna benzer. İşte Allah diyor ki, kim hidayeti diler de Allah da onu hidayette bırakmak isterse, Allah onun kalbini İslam'a açıverir, sadrını İslam'a açıverir ve içine bir inşirah verir, İslam'ı kolay hale getirir. Ama وَمَنْ يُرِدْ اَنْ يُضِلَّهُ Kimi de dalalette bırakmak isterse Allah, yani kişi kendi iradesiyle dalaleti tercih eder de Allah da onu dalalette bırakmak isterse, ayet-i kerimenin devamında Allah diyor ki يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ Allah onun kalbine öyle bir darlık verir ki, Allah onun kalbine öyle bir sıkıntı verir ki, ağaca tırmanıyor değil, dağa tırmanıyor değil, hayvana biniyor değil, sanki gökyüzüne tırmanıyormuş gibi
içinde bir darlık hissedecektir, içinde bir sıkıntı duyacaktır ve artık İslam o kişi için zor olacaktır. Demek ki kişi kendisi bizzat hidayeti tercih ederse Allah onun için İslam'ı kolaylaştıracaktır. Sormuşlar Peygamberimize, ya Resulallah, bu göksün açılması, sadrın İslam'a açılmasının manası nedir? Allah Resulü şöyle buyurmuşlar, o Allah'ın bir nurudur ki Allah onu kişinin kalbine kor ve kişi onunla inşirah bulur. Peki demiş sahabe-i kiram, bunun alameti nedir ya Resulallah? Belirtisi, işareti nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyurur ki, kişinin kalbine o nurun konduğunun alameti, işareti şudur. Kişi Kur'an'a yönelir, kişi sünnete yönelir, kulluğa yönelir, tevhide yönelir, teslimiyete yönelir, ölüme hazırlığa yönelir ve işte bunun alameti budur diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Eğer Allah'tan rahat değilseniz, eğer Kur'an sizi sıkıyorsa, eğer hadislerden zevk almıyorsanız, eğer namaza karşı içinizde bir ağırlık varsa, bir isteksizlik varsa, eğer müminlerle beraber olmaktan zevk almıyorsanız, eğer Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, ölümü hatırlamak, kabri hatırlamak sizi sıkıyorsa, eğer sakaldan, sarıktan, cübbeden hoşlanmıyorsanız, eğer çarşaftan, peçeden, namustan, iffetten tiksiniyorsanız, bilesiniz ki pislik içindesiniz. Bilesiniz ki necasetten hoşlanıyorsunuz. Siz istemediğiniz için Allah size onları sevdirmedi demek. Siz dalalette kalmayı istediğiniz için Allah sizin kalbinizi İslam'a açmadı demektir. Ama bütün bunları seviyorsanız bilesiniz ki Allah o nurunu kalbinize koymuş demektir. İçinize inşirah vermiş demektir. Din adına en güzeli Allah'ın dediğidir. Giyim kuşam adına en güzeli, eğitim adına en güzeli, kazanma harcama adına en güzeli, hukuk adına en güzeli, kanun adına en güzeli, ev tefrişi adına en güzeli, kılık kıyafet adına en güzeli, hayat adına en güzeli Allah'ın dediğidir, Allah'ın söylediğidir. En kolayı ve en güzeli Allah'ın dediğidir. İşte Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimesinde diyor ki, وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Peygamberim, seni en kolaya kolaylayacağız. Seni kolaya kolaylayacağız. Az evvel ifade ettiğim gibi, Allah Resulü'nün peygamberliğinden sonra hayatı öyle bir kolaylaştı ki bunun tarifi mümkün değil. Mesela Allah Resulü'nün elbisesi kolaydı. İlla mavi giyeceğim, illa da kırmızı giyeceğim diye Allah Resulü'nün bir endişesi yoktu. Ya da yakası şöyle olacak, yeni şöyle olacak, yırtmacı şöyle olacak, ütüsü şöyle olacak diye Allah Resulü'nün böyle bir derdi, böyle bir endişesi yoktu. Elbisesi kolaydı. Allah Resulü'nün ayakkabısı kolaydı. İlla da Japon köşülesi olacak ya da İtalyan meşini olacak diye Allah Resulü'nün özel bir isteği yoktu. Allah Resulü'nün sofrası kolaydı. Külfeti sevmezdi. İlla da şunu şunları yemek zorundayım. Soframda şunlar şunlar yoksa ben o sofraya oturmam diye Allah Resulü'nün özel bir zevki yoktu. Bir derdi, bir gamı yoktu. Külfeti sevmezdi kainatın seyyidi. Önüne ne gelirse yerdi. Hatta bir defasında Peygamberimizin önüne kertenkele getirmişlerdi de Allah Resulü fıtraten sevmediği için kertenkele yemedi. Ama onu yasaklamadı. Allah Resulü'nün konuşması kolaydı. Çölden gelmiş bir adam, çomağını atmış bir adam, çölden gelmiş bir adam bile Allah Resulü'nü dinlediği zaman çok rahatlıkla onun konuşmasını ezberlerdi. Tek tek konuşurdu, kolay konuşurdu, güzel konuşurdu. Allah Resulü'nün istedikleri kolaydı. Çevresinden zor şey istemezdi. Hep istekleri kolaydı. Allah Resulü'nün eşyası kolaydı. Kullandığı eşyası kolaydı. Peygamberimizin tüm eşyası bir merkebin göçü kadardı. Bir devenin sırtının alacağı kadardı. Göçü bir merkebin sırtındaydı. Eğer bizim eşyalarımız da Allah Resulü'nün eşyaları gibi olsa, inanın hayatımız çok kolaylaşacak. İndirmesi kolay, alması kolay, toz alması kolay, silmesi kolay, ikinci kata çıkarması kolay, birinci kata indirmesi kolay, satın alması kolay. Eğer bizim eşyalarımız da Peygamberimizinki kadar olsaydı, hayatımız tümüyle kolaylaşacaktı. Öyleyse gelin biz de kolaya talip olalım. Eğer peygamberin hayatı kolaysa gelin biz de peygamberin hayatına talip olalım. Bakın geçenlerde İstanbul'dan bir kardeşimizin annesi gelmiş Konya'ya. Konya'da tek kaptan yemek yendiğini görünce kadın sevincinden uçmuş adeta. Niye? Çünkü İstanbul'da tek kaptan yemek yenmiyor. Bütün misafire ayrı ayrı kap servis yapılıyor ya. Servis yapacağım derken kadıncağız kendisi hiç yemek yemiyor.
Sonra bir de şöyle arenaya dönmüş mutfaktaki bulaşıkları düşünün. Kadın bitip tükeniyormuş. Konya'ya gelmiş de bir bakmış ki şöyle tek kaptan yemek yeniyor. Sevincinden uçmuş kadın. Elbette İslam'ı yaşamak kolay ya. Allah'ın dediğini yaşamak çok kolaydır. Düşünün bir kadın gece saat 1'de 2'de çocuk ağlayacak. Kalkacak, sıcak yatağını terk edecek, mutfağa varacak, su ısıtacak, sonra mama yapacak, gelecek çocuğuna mama yedirecek. Çok zor ya. Batılı yaşamak çok zor cidden. Ama Allah ve Resulü diyor ki, kadın kendi göksündekiyle çocuklarını doyursun diyor. Hiç yatağını terk etmeyecek. Sıcağını dahi bozmayacak böyle. Yatağındayken alacak çocuğunu kucağına emzirecek, birkaç dakikada hem kendisi uyuyacak hem de çocuğu uyuyacak. Hangisi kolay? Allah'ın dediği kolay değil mi? Peygamberin dediği kolay. İnanın batılı yaşamak çok zordur ya. Batılı yaşamanın altında büyük riskler vardır. Bakın bir kulun kullara kulluğu yani insanın insana kulluğu insanda insanlık şahsiyeti bırakmaz. Düşünün ki bir insana insan tarafından bir gem vurulacak, bir ip takılacak. İlla da bana kulluk yapacaksın, beni dinleyeceksin, bana itaat edeceksin diye onun o insan tarafından kulluğa zorlanması kadar hayatta çok adi, çok bayağı bir kulluk türü yoktur. Batıl bir yerde hakimiyetini kurdu mu, yani insan, insanın hakimiyetini bir kabullendi mi, batıl bir yerde hakimiyetini kurdu mu, artık batıl mükelleflerinden, kullarından bir kısım şeyler isteyecek. Mesela batıl mükelleflerinden, kullarından önce malını isteyecektir. İstese de istemese de kişi malını vermek zorundadır. Sonra çoluk çocuğunun eğitimini isteyecektir. Ver onları ben eğiteceğim diyecektir. Adam istese de istemese de çocuklarını batılın eğitimine teslim etmek zorunda kalacaktır. Adam istediği elbiseyi giydiremeyecektir kızına. Adam karısını istediği biçimde örtemeyecektir. En son batıl adamın namusuna el atacaktır. Onu da elinden alacaktır. Halbuki Allah'a kullukta bütün bu riskler yoktur. Yani İslam'ı yaşamak kolayın kolayıdır. Öyleyse gelin kolayın kolayına gidelim, kolayın kolayını tercih edelim. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını tercih edelim. Sonra bakın Rabbimiz şöyle buyurdu. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ Peygamberim sen hatırlat. Hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Bu kelimedeki yine birkaç tane mana vermişler. Birinci mana demişler ki bu in, ini şartiyedir. Yani فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ اِنْ قَبْلَتْ manasına Peygamberim sen hatırlat, hatırlatma fayda verdiği müddetçe. Yani karşıdaki adam kabullendiği müddetçe sen hatırlat peygamberim. İkinci olarak demişler ki buradaki in ma manasınadır. Hatırlatma fayda verdiği müddetçe hatırlatmaya devam et peygamberim. Üçüncüsü buradaki in kat manasınadır. Fezekir kat nefaati zikra. Peygamberim sen hatırlat. Sen İslam'ı sun çevrene mutlaka fayda verecek. Kat nefaati zikra. Mutlaka fayda verecektir. Bugün vermese yarın fayda verecektir. Kendisine fayda vermese yanındaki çocuğuna fayda verecektir. Kendisine fayda vermese komşusuna fayda verecektir. Ona fayda vermese sana fayda verecektir. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ Bazıları bu ayet-i kerimeyi ters anlamışlar. Demişler ki, hatırlatma fayda verdiği müddetçe hatırlatma yapılır. Fayda vermediği zaman artık zikra yapılmaz, hatırlatma yapılmaz, tebliğ yapılmaz demişler. Hatta bazıları derler ki, efendim incileri domuzun boynuna asmayın. İnci kadar kıymetli olan ayetleri ve hadisleri onu dinlemekten imtina eden ya da ona kıymet vermeyecek, değer vermeyecek kişilere anlatmayın demişler. Hatta bazıları demişler ki ya bu insanlara anlatmaktansa köpeklere anlatmak daha iyi demişler. Çok yanlış. Köpeğe sittin seni anlatsanız, ömrü billah anlatsanız insan olmaz ya. Köpek köpektir. Ama beriki beni Adem'dir ya. Taş bile olsa eriyecektir. Öyleyse biz anlatacağız. İşte bu ayet-i kerime peygamberimize geldiğine göre, bakın peygamberimiz nasıl anlamış acaba, değil mi? Bu ayet-i kerime peygamberimize hitap ettiğine göre, acaba bu ayet-i kerimeyi peygamberimiz nasıl anlamış, nasıl uygulamış bakalım. Peygamberimiz, şöyle bir bakayım, biraz anlatayım. Eğer dinlerlerse, hoşuma giderse devam edeyim. Yoksa bırakayım mı demiş. Hayır. Anlatmış, bir daha anlatmış. Anlatmış, bir daha anlatmış. Dinleseler de anlatmış. Dinlemeseler de anlatmış. Biliyorsunuz, Allah Resulü Ebu Sufyan'ın ayağına tam 23 yıl gitti.
23 sene Ebu Sufyan'a Allah Resulü din anlattı. Ebu Cehil'e de anlattı. Demek ki anlatmanın bitmesinin iki şartı var. Ya geberecek Ebu Cehil gibi karşımızdaki muhatabımız ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi, o zaman bizim vazifemiz bitecek. İşte Allah diyor ki فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Peygamberim sen hatırlat, sen anlat, anlatma mutlaka fayda verecek. Ben 50 sefer anlattım, benim vazifem bitti. Yo, kayınvalideme namazı 50 sefer anlattım, bitti artık benim vazifem. Kayınbiraderime namaz kılması gerektiğini 100 sefer anlattım, benim vazifem bitti. Yo, 50 sefer de anlatsanız, 100 sefer de anlatsanız, mesela bir adama 10 sene anlattıysanız, 11. sene, 10 sene içinde adamın başına gelmeyen bir durumla adam karşı karşıya gelmişse, belki İslam'ı kabule hazır hale gelmiştir, 11. sene bir daha anlatacaksınız. Mesela diyelim ki bir adama 10 sene İslam'ı anlattınız ama o 10 sene içinde adamın hiç çocuğu ölmemişti. Ya da adamın hiç dükkanı yanmamıştı, evi yanmamıştı. Ama 11. senenin içerisinde adam böyle bir durumla karşı karşıya geldiyse, farklı bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Belki o anda İslam'ı kabullenmeye müsait hale gelmiştir, müheyya hale gelmiştir. O zaman anlatacağız. فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَ. Sen hatırlat peygamberim, ama bilesin ki سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. Allah'tan korkan, haşyet duyan, günahtan, şirkten, isten, pastan arınmak isteyenler, Allah'tan korkanlar faydalanacaklar, ibret alacaklar, uygulayacaklar. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى. Şakiler de kaçacak peygamberim. Allah böyle diyor. Şakiler de kaçacak. Bir adam ki hep Müslümanlarla alay etmiş. Dinin, diyanetin aleyhinde konuşmuş. Müslümandan aldığını Müslümanın aleyhinde kullanmış. Bu adama yapılacak hatırlatma ile bir Müslümana yapılacak zikra farklı olmalıdır. Yani kafire yapılacak hatırlatma ile Müslümana yapılacak hatırlatma farklı olacaktır. Kafirden itaat isteme şeklinde bir hatırlatma fayda vermeyecektir. Yani kafire karşı yapılacak itaat isteme şeklindeki bir zikra, bir hatırlatma fayda sağlamayacaktır. Mesela bir kafire kalk namaz vakti geldi, namaz kıl denmez. Dense bile fayda vermez. Niye? Çünkü kafir iman etmemiş ki daha. Mesela bir kafir gelse size faizi anlat dese, faizi anlatamazsınız. Faizi ne adına terk etmesi gerektiğini önce bir anlatacaksınız. Allah'a imanı, Allah'a teslimiyeti önce bir anlatacağız, sonra faizi anlatacağız. Ama karşımızdaki Müslüman, Müslümansa faizi de anlatırız, namaza da onu çağırırız. İşte karşımızdaki kişi Müslümansa başka zikra yapacağız, başka hatırlatma yapacağız. Karşımızdaki kafirse zikramız, hatırlatmamız farklı olacaktır. Bu hatırlatmaya karşı kimileri müsbet cevap verecektir, uygulamaya koyacaktır. Kimileri de menfi cevap verecek, kaçacaktır. Şunu diyeyim bakın, bir hatırlatma hadisesinde, bir tebliğ hadisesinde bir hatırlatana yönelik veçe vardır, bir de hatırlatılanlara yönelik yönü vardır. Mesela diyelim ki içinizden bir kardeşim hatırlatan olsa bana dese ki kardeş aklını başına al, yarın ölüm var, ahiret var, kabre gireceksin, gel biraz Kur'an-ı Kerim tanı, gel biraz peygamberin hadisiyle ilgilen, biraz sünneti tanı, yarın ne olur ne olmaz kötü bir durumla karşı karşıya gelebilirsin diye bana hatırlattı. Bakın hatırlatan o, hatırlatılan benim. Hadisenin bir bana yönelik yönü vardır, bir de hatırlatan kişiye yönelik yönü vardır. Hatırlatan kişiye yönelik yönü şöyledir. Sözüm tutuldu tutulmadı. Benim sözümü anladı ya da anlamadı. Uygulamaya koydu ya da koymadı. Onu ilgilendirmez. Hatırlatan kişi sürekli anlatmak zorundadır. Sürekli hatırlatmak zorundadır. Fakat hatırlatılan kişi açısından da iki yön vardır. Ya kaçacaktır ya da uygulayacaktır. Demek ki hatırlatan açısından sürekli hatırlatmak üzerine vaciptir. Dinledi ya da dinlemedi, anladı ya da anlamadı, uygulamaya koydu ya da koymadı, adam olma yoluna girdi ya da girmedi, o hatırlatanı ilgilendirmez. Hatırlatan sürekli hatırlatacak, sürekli tebliğ ve talim edecek. İşte o kaçanlar, diyor ki Rabbimiz, o zikradan kaçanlar, yan çizenler var ya, اَلَّذ۪ي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. Onlar büyük bir ateşe yaslanacaklar. Cehennem ateşine yaslanacaklar. Hani dünyada insan yorulur da şöyle bir teneffüse yaslanır ya, dersler bazen sizi sıkar da şöyle bir teneffüse yaslanırsınız ya,
ya da çok yorulursunuz da bir bele yaslanırsınız ya, duvara yaslanırsınız ya, ya da çocuk ana kucağına yaslanır ya, ya da şimdi birileri konum adına ABD'ye, Rusya'ya yaslanır ya, ya da kimileri burada yoruldu, amel işledi, yarın hurilere yaslanacak ya, yarın kılmanlara yaslanacağız ya, yarın cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerimizden dahi geçiremeyeceğimiz enva-ı çeşit devletlere, nimetlere, o yastıklara, o yataklara yaslanacağız ya, işte kafirler de cehenneme yaslanacak. Allah korusun. Dünyada yoruldular, çırpındılar. Üstelik bunlar dünyada zora talip oldular. İslam kolaydı ya. Üstelik bunlar zoru yaşadılar dünyada. Kafirlik çok zordur. Tam dinlenmeleri gerekirken, bir yerlere yaslanmaları gerekirken cehenneme yaslanacaklar. Allah korusun. Öyle bir azap ki gözler oyulacak, yerine eritilmiş kurşun dökülecek. Susuz kalacak kişi, su diye bir şey yok. Düşünün Allah korusun, su diye bir şey yok. Hani yaz gününde köpekler toprağı yalar ya bazen, su bulabilir miyim diye toprağın neminden istifade etme adına, işte kafirler de toprağı yalayacak orada, Allah korusun. Ya da yanı başında yanan cehennemlik birisinin yarasından şöyle birazcık ilin kan domurdu mu, su çıktı zannedecek, koşacak ve arkadaşının göğsünden, alnından, sırtından emmeye başlayacak, Allah korusun. En hafifi, cehennem azabının en hafifi, ayağın altına bir takunya giydirilecek diyor Peygamberimiz. O takunyanın hararetinden beyni kaynar hale gelecek. Dünyada buna dayanılmaz Allah korusun. Dünyada buna tahammül edilmez. Çünkü kişinin ayağının altına bir ateş koysanız, beyne ulaşmadan kalbe yaklaşınca hemen kişi ölüverir. Fakat orada ölüm de yok. Diyor ki Allah, ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا. Ne ölecekler orada, ne de yaşayabilecekler. Neredesin ey ölüm, gel bizi kurtar diyecekler ama ölemeyecekler. Allah Resulü diyor ki can hulkuma gelecek, buraya gelecek, boğazın bulunduğu yer. Pek çok örtülü kadın bile burası açıktır, Allah korusun. Can hulkuma gelecek ve onlar ölemeyecekler. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Tezekki eden, haramlardan kaçınan kurtuldu. Tezekki nedir, tezkiye nedir arkadaşlar? Bu konuda daha önce bir surede bir ayet-i kerime geçmişti. Bakınız Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İzheb ila firavuna innehu tagâ fekul helleke ila en tezekkâ. Hani hatırlayacaksınız. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı firavuna göndermişti de o azdı, tuğyan etti. Git onu ikaz et diye, onu irşad et diye Rabbimiz Hazreti Musa'yı firavuna göndermişti. Hazreti Musa firavuna gelince aynen şöyle dedi. فَقُلْ هَلَّكَ اِلَا اَمْ تَزَكَّى. İster misin temizleyeyim seni ey Firavun? Gel tezkiye edeyim seni. Gel temizlenelim. Sana Rabbe giden yolu göstereyim. Sana temizlenmeye doğru giden yolu göstereyim dedi Hazreti Musa. İşte tezkiye budur. Nefsin tezkiyesi budur. Yani Rabbe giden, Allah'a giden, temizlenmeye giden yola girmektir. Yani Allah'ın istediklerini icra etmek, işte nefsin tezkiyesi budur. Yoksa işte tesbih eline alacaksın, şöyle bir tenhaya insanlardan uzak bir köşeye çekileceksin, şunları 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 yapacaksın. Yok, tezkiye bu değildir. Tezkiye, temizlenme, Allah'ın bizden istediğini icra etmektir. Malın tezkiyesi, malın temizlenmesi, o malı Allah yolunda kazanıp Allah yolunda harcamaktadır, infakladır. Gözün temizlenmesi, o gözü hak yolda kullanmaktadır. O gözü sahibinin istediği yolda kullanmaktadır. Başın temizlenmesi, o başı başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Başın temizliği budur. Yoksa işte şu şampuanla başı yıkayacaksın, yok başın temizliği o değildir. Başın temizliği onu başkalarına göstermemek ve kocası için süslenmektir. Ağzın temizliği estetik ameliyatla değil, filan majonu ya da filan florörü kullanmak değil, ağzın temizliği ağzı vahyin sözcülüğünde kullanmaktır. Kalbin tezkiyesi de, kalbin temizliği de o kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Çünkü kalp bütün fiillerimizin, kavillerimizin ve amellerimizin odak noktasıdır. Kalbin temizlenmesi demek o kalbi Allah için niyet taşır hale getirmektir. Mesela bir kadın diyor ki şimdiye kadar namazı kıldım. Kalbime bir gurur geldi, içime bir gurur geldi. İçimdeki gururu yenme adına ben namazı bir süre terk ettim diyor. Yok. Burada kalp temizliği istenmez kişiden. Ya da kadın diyor ki
İnsanların aklına bir şey gelmesin diye tüm malzememi ortaya açıverdim der. İnsanların aklına bir şey gelmesin diye insanların ellerini sıkmak zorunda kaldım. Yo. Buralarda iyi niyet geçerli değildir. Buralarda kalp temizliği geçerli değildir. Müslümanın evinde şarap şişesi nerede bulunur? Müslümanın evinde şarap şişesi olmaz değil mi? Olmaz. Ya da siz namazın hangi bölümünde Tevrat'tan bir nusa okursunuz? Tahiyyatta mı? Kıyamda mı? Nerede? Secdede mi? Namazda Tevrat'tan bir nusa okunmaz. Ya da namazın hangi bölümünde siz Nuri Sesi Güzel'in bir şarkısını söylersiniz? Söylenmez. Orada iyi niyet geçerli değildir. Mesela bir kadın gördünüz sokakta, gözünüzü şöyle oyuverdiniz. Niye? Kalbim temiz efendim. Çok güzeldi kadın da, gözleri güzeldi de başkaları günaha girmesin diye gözlerini oyuverdi. Burada iyi niyet geçerli değil. Öyle değil mi? Kalbin temizliği demek, o kalbi Allah için niyet sahibi kılmaktır. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Bir de Rabbini zikreden, onu da namaz olarak uygulamaya koyan kişi kurtulmuştur. Zikrin manasını daha önce söylemiştim. Zikir, her bir konumda, her bir makamda Allah'ın bizden istediğini hatırlamak ve onu uygulamaya koymaktır. Mesela farz edin ki tuvalette hatırladınız Allah'ı. Ne ister Allah sizden? Sol eli kullanın der. Tuvalette bir şey yiyip içmeyin der. Konuşmayın ve çabuk çıkın derse, o zaman işte bunu icra ettiğiniz zaman işte bu Allah'ı hatırlamadır. Yemeğin başında Allah'ı zikrettiniz, hatırladınız. Ne istiyor Allah sizden? Sol elle yemeyin, sağ elle yiyin, önünüzden yiyin ve bir de besmele çekin diyor değil mi? İsraflı yemeyin. İşte bunu uygulamak zikirdir. Yoksa yemeğin başında besmele çekseniz o zikir değildir. Çünkü zikir hatırlamaktır. Neyi hatırlamak? O anda Allah'ın bizden ne istediğini hatırlıyor ve icra ediyorsak işte bu zikirdir. Mesela elbiseyi üzerinize giyerken besmele çektiniz. Bu zikir değildir. Zikir hatırlamaktır. Yani o anda Allah bizden ne istiyor? Geniş bir elbise giymemizi istiyor. Farz edin ki bir kadın üzerine daracık elbiseyi giyerken besmele çekiyor. Ya Allah hatırladı. Hatırlamadı o. Hatırlasaydı Allah o anda diyecekti ki ona o pardüsüyü giyme. O ten rengindeki çorabı giyme. Allah böyle diyecekti değil mi? İşte zikir Allah'ın her bir konumda, her bir makamda bizden istediğini hatırlayıp onu icra etmektir. Kur'an-ı Kerim'deki bir suresini kısa hatlarıyla da olsa size arz etmeye çalıştım. Allah dinlediklerimizle amel etmeyi, dinlediklerimizi, anladıklarımızı hayatımıza aktarmayı hepimize nasip ve mukadder kılsın. Dinlediğiniz, anladığınız bu sureyi inşallah siz de birilerine anlatacaksınız. Rabbimizin ayetlerini gündemde tutma adına, Peygamberimizin sünnetini gündemde tutma adına böyle ciddi bir çalışmanın içine girelim. Allah hepimizden razı olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.